Altı nasıl? Yanıyor. Kapağını acaba kapatacağız mı? Hız varırsa kapatırız. Şuradan şeyi verecektim ama. Hızlanacak gibi de durmuyor. Güneş vardı az önce. Çok güzeldi. Akşam üzeri oldu mu bulutlanıyor. Biz de ne diyelim, Ocak yani. Ocakta bekliyoruz ki yaz gibi olur. Bizim tüp bitti dedik. Nasıldı Fatoş'a sabah? Tüp bitti. Sabah annemi ben kahvaltı hazırlarken. Sonra burada aklımıza geldi börek yapmak. Ben dedim ki aşağıda mı yapsak, bura soğur mu derken aklımıza tüp geldi. Buraları ayarladık, indik. Nuran tüpçüyü çağırdı. O sırada niyeyse yaktı tüpü. Bir baktım yani, öyle bir bakarım genelde ama yani bakmadığım zaman da olmuştu. Ama yani bugün yarın bitecek ya o. Tüp yanıyor ama bayağı da hızlı soğanı kavurdum. Yine de güvenemedik. Ateşimizin başına çıkak dedik. Hep böyle şey, börek falan bitiriyor. İki ocak yakmıyor muyuz? Bu çıkardıklarını ne yapıyorsun diye biri sormuştu. Diğer bezeme katıyorum hemen. Ya da sonra şey yapıyorsun değil mi? Sertleşmeden koymak daha mantıklı. Hemencik birine katıyorum. Böyle. Şu şeyi de içini damlat. İçimizi soğanımı güzelce kavurdum. Biber salçası, pul biber. Sonra soğuttum, yıkadım. Ispanaklarımı iyice süzdükten sonra içine kattım. Sadece karıştırdım, tuz atıp. En sonunda üstüne zeytinyağı döktüm. Ispanağı kavurmuyorum. Tabii. Ama yazın, kışın sonuna doğru ıspanaklar sertleşiyor. Oo, bak, güzel. Yanmaya başladı. Güzel ya. Güzel. Bir ara pişiririm ya, sen şey yap, yaparsın. Hızlanırsa. Evet. Fiona bakma ona. Düne göre biraz iyi gibi de bilmiyorum. Biraz sonra soğursa. Gündüzleri güneşli. Geceleri. Ama sabah çok kötüydü değil mi? Çok soğuktu. Acayip bir soğuk çıkıyor. Karların soğuğu geliyor. Ya kış işte ama geçen sene daha kötüydü. Bundan mı? Tabii. Yağmur falan olduğunda. Geçen sene Şubat'ta. Şey yapamıyorsun, şu anda durdu ya. Şubat'ta çok kötüydü ya geçen sene. Şubat'ta değil eskiden. He, Şubat'ta yani kötü olduğunu hatırlıyorum depremde. Evet. Hamurlarını poşetin içinde durabilir şeyin. Kuruma yaparsa Fatoş. Yok daha kurumuyor. Az az bezeliyorum. Bak biri yere şey oldu. Sofranın içine düştü. Hamur nasıl? Hamur güzel. Bu soğukta yoksa hiç açılmaz, sert olsa. Güzel. Hamur da diyelim. Tamam. Biraz yarım ekmekten fazla ekmek ısladık. Heh, ıslıyorsun. Sıkıyorsun sonra. Bir çay kaşığı kadar maya, toz maya, kuru maya, su, tuz. Başka da hiçbir şey yok. Bugün ekmekli yapalım dedim. Güzel pişiyor o zaman. Gözün de burada olsun Fatoş ama devamlı. Evet. Şu ortadakine bak. Yani çünkü iki işi birden nasıl yapacağım bilmiyorum ama ablam gerekiyordu işte. Ablam olsaydı o zaman benim işim kolay. Otursa iskemleye. Şu an yavaş da bir hızlanırsa da yetiştiremek. Güneş de geri doğdu. Bu arada ikindin okundu. Dördü geçiyor şimdi.
plan yapamadık yani. Ben ablama da söylerdik ama. Çok plansız gelişti. Hiç, çok sonradan o hiç şey fikrimiz yaptık. Yoktu. Ama bir gördüm ıspanağım dedim araya gitmesin. Neyse ki bunlar köylülerden alıyorum ya, hiç araya gitmiyor. Eğer normal pazardan al bu ıspanağı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi. 4 gün durmaz yani. 4 gün olmuş mu? 4 gün olmuş. Ya yani onun için bilemedik. Başladığımızda çok geç oldu. Üçü falan geçiyor. 3:30'a geliyordu. O kadar güzeldi. Bir tane atmadım. Bir tane. Sadece dışlarını kaba şeyi varsa onları attım. Çıkarttığımı küçük bezeye ekliyorum. Bazen de hepsini biriktirip en son o yumuşuyor geri. Bak güzel. Yavaş yavaş olması aslında daha iyi de. Yavaş yavaş olması daha iyi. Ben de acele ediyorum ama. Yavaş yavaş pişti mi güzel pişer. Bu da sığar mı acaba? Sığmaz. Sığmaz mı? Yok. Mutfakta çok zor olurdu ama. Mutfakta bir de nasıl tüpe güveneceğim? Bitti bitmedi, bitti bitmedi. Belki de son bazen kavga ediyorlar. Pişmiş olmuş ya. 4 tane sığıyor. Hamur attı ortaya. Allah. Attım. Ah. Bak oraya git. Hamur yiyecekmiş. Şöyle hamur böğrümde dursun. Köyde boşuna demiyorlar. Böğrümde dursun. Anam elimde de var var. Heh, bu da pişmiş değil mi? Hava soğuk ya, elim hiç yanmıyor. Oo, o çok güzel. Hava soğukken benim yerim en güzel. Hep ocağın yerini, yanını tercih ediyor. Bak böreği sevenler kışın hep aynı şeyi yapıyoruz gibi oluyor ama ben hep mevsimine göre yapıyorum biliyorsunuz. Ne uygun onu alıyorum. 15 liraya yemek. 15 liraya 1 kilo ıspanak aldım. Onu da indirimden aldıydım. Evet, ikinci onu başladık. Nura dedi git al bir tane şey dedi. Unumuz şeyimizde bir gün yağmur yağıyor, bir gün güneş açıyor. Bir gün yağmur yağıyor. Çamaşırlardan falan geç kalıyoruz değil mi? Çamaşır ser, topla. Bir posta çamaşırı kurutmak zorundayız. Oh, hızlandı. Güzel kül yapmışsın herhalde değil mi saç? Saçımın külü çok güzel. Bence öbür, ondan öbür da yakmıyor. Öbür ateş zamanından kaldı, börek zamanından. Dökülmemiş ama değil mi? Dökülmedi. Dökülse yeni külleyecektim. Semiz otu böreği de çok güzel oluyor. En az ıspanak kadar güzel. Hatta daha da güzel çok olabilir. Çok seviyorum onu ben. Onun lezzeti acayip bir şey. Değişik börek tarifleri. Mesela biz neyi bilmiyorduk? Patlıcan böreğini bilmiyorduk. Aynen. Onu da yaptık. O da çok güzel. Hızlandı ha. Yanar da.
Bir patlıcan böreğini bilmiyorduk. Yaptık onu da birkaç kere. Gerçekten o da lahmacun gibi bir şey oluyor. Hani ben dedim, bana sorsalar verseler bu ne böreği, bilmezdim. Şimdi bu börek kimler olsa da yese? Kimler olsa da yese. Vallahi uçak biraz önce geçti. Ocak 29 oldu mu bugün? 28 diye. 28. Ocak 28. Damda Adana'nın da bu keyfi işte. Yani. Yoksa Adana'ya kimse dayanamaz. Kışın güneş doğdu mu? Hani yazın sıcağını çekiyorsak da kışın da dama çıktın mı, teras, dam, balkon, yaz gibi oluyor. Fakat damdan alıyor. Damdan inmezler. Herkes damda. Güzel hızlandın Uğra. Kokusu bile güzel gelmeye başladı. Korkuyorum onun için birazcık. Hızlı. Yok yok. Şeyi güzel yapmışsın ya, sacın şeyini. Yakmıyor yani, o kadar yanmıyor. Sacı kalın küllü can. Ama kokuyu duyuyor musun? Mis kokular gönderiyor. Mis. Adana'dan sımsıcak. Yeni görenler, duyanlar. Çıkın çıkın gelin. Abone olun. Ay Mazlum kardeşimin lafı çok güzeldi ya. Ay çok güzeldi. Resmini çekecektim ben onu, başlık yapacaktım. Evet. En iyisini siz yapana kadar en iyisi bu kanalda diyor. Mazlum kardeşim Adana'dan Almanya'ya sevgiler, selamlar göndereyim. Çok selamlar. En iyisi yapılana kadar en iyisi bu kanalda. Çok güzeldi anladım. Sevgi çok dolu. Hızlanmış fotoğraf. Burada hafif bir ön tarafta bir şey kızarma oldu. Şu arka çok hızlandı. Ön tarafta mı acaba? Arka taraf. Odun attım ya. Şu an arka taraf hızlı. Gelin bacılar, kardeşler. Tek başına olur mu? Birimiz açak, birimiz pişirek, birimiz yiyek. Nurhan da çeksin. Ben pişirmeyi daha çok seviyorum. Açmayı severim de. Ama pişirmek, kışın pişirmeyi seviyorum. Sıcak oluyor ya ora. Yazın çok tabii ki pişirirken zor oluyor. Yazın pişirirken ay patlıcan gibi kızlar morarıyor yüzün sıcaktan. Bakalım şöyle yakına gelelim. Kokusunu duyanlar değil mi? Valla kokusu geldi diyor benim canlarım. Haklarınızı helal edin. İşte bir şeyler yapmak zorundasın. Bu kanalı açmışsın. Bakarak oluyorsun değil mi? Bakarak olacağım. Ha. Hızlandı maşallah. Baba Nura. Annem iyi ki yoktu. Annem olsaydı var ya. Çıkamıyor. Çıksa inemiyor. Evet ya. Çıkarım. İndiririm. Onu da üşenmem ama başı dönüyor. Evin yerini şaşırıyor. Tuvaleti bile bulamıyor. O zaman da bize zorluk oluyor. Yangı verdi bize. Otobüsle, trenle, uçakla. Allah. Bulutlar güzel ama bugün. Bulut oldu mu da böyle şekilden şekile giriyor işte. Çok iyi. Tereyağı sevenler. Zeytinyağı. Ben zeytinyağıyla severim bazlamayı. Nurhan tereyağıyla sever. Limonlu seviyorum. İlla ki ben tereyağı. Biz çocuklukta köyde daha çok yaşadığımız için Nurhan görmedi yani o aşamaları. Gördüyse de 2-3 yaşında bilmez. Köyde tereyağı. Onu da çok yapmışlığım vardır. Bazlamayı pişirip zeytinyağı koyup tabağın içine böyle ekmekleri küçük küçük. Zeytinyağlı mı? Zeytinyağlı. İşte genelde de insan canı. Harika. Harika. Bunu alayım mı Nurhan? Nasıl o tarafa?
Güzel güzel şunu da içine koyuvereyim. Aynen. Vakit kaybolmasın. Şöyle her seferinde bir de alt üst ediverelim. Yağları alta kalıyor çünkü. Allah Allah. Bol ıspanaklı mı seversiniz? Az mı? Annem az sever. Ben çok severim. Nuran orta. Bayağı koyuyorsun ama sen içine. Nuran orta sever. Bol limonlu. Nuran limon dolduruyor bana. Limona şaşırıyorlar aslında. Bazen ben de limonlu günüm oluyor. Limonsuz. Limon olmazsa yiyemem ben. Limonsuz günüm de oluyor. Bazen limonlu yedin evet, de doymuyorsun. Hayır o zaman doyamıyor Nuran. Tadına baksak mı ya? Acıktım ben. 5-6 tane yediğimiz oluyor. Hemen yesek mi acaba biraz? Ben 5-6 tane yediydim. Sen yiyiver sıcak sıcak. Bunun burada keyfi de öyle ama. Bunu da yapmışım ki bir kişiye yeter. Sofra üstüne al diye şey yaptım ben ama ucuna. Sofra üstümden gitti de niye oraya geldi sen? Gitti de ben nereye gittim bilmiyorum. Sofra üstümden gitti. Evet ona şaşırdım. Sobanın üstüne geldi. Annemin geldim. Bir lafı var. Bana çok derdi. Tatavı falan. Yani tatavı ne demek? Sobanın yanına yapışmıştım. Adanalılar bilir. Ha çoğu yöresel aynı konuşuluyor aslında. Biliyorlar. Üstünü örtüyü güzel al dedim yani un olmasın. Kaya kaya oraya gidiyorum ya şey yapayım diye. Bir tane bakalım ya. Bakar bakar. Yine yavaşladı gibi geldi. Hızlı daha da şey ya zor. Hızlı zor bu sefer de yanacak korkusu oluyor. Tüp gibi olmuyor tabi bu. Börekleri gitgide büyük yapıyorsun ha. Gitgide büyük bence yapıyorsun. Bence hamur çok esnek güzel. Büyütebiliyorsun istediğin kadar. Ya aslında kesmeden de olur onu çok çok düzenli yavaş yaparsan. Kesmeden de yapıyoruz. Konya'da demişti can takipçi. Evet, ben hızlıca aceleden hızlı kocaman yapıveriyorum. Allah şu tarafa döneyim şimdi. Aha anam ne modeller oluyor kız ne modeller. Vallahi ya. Ama. Bunu bir yerliğe bulur. Alttan arkadan. Meşgul kuşlarımız görünüyor mu acaba? Tatlıların burayı ev edindiler ha onlar. Kediler de heyecanlanıyor ama öyle değil. Tehlikeli yer burası. Biraz şu önce aradan görünüyorsa bir de ötseler sesi çok güzel. Bir üç tane daha beze yapıvereyim. Buradan böyle devam etsin Fatoş. Güneş batana kadar. Güneş batarken size bir şort çekerim. Ben böyle devam edeceğim çünkü. Daha yüksekte ya. Daha şey. Daha vakit var ona. Mis kokular eşliğinde. Şuna bak. Hamur çok hoş hamur ya. Hamur görüyor musun? Hiç sertleşmiyor maşallah soğukta bile. Mükemmel. Bembeyaz. Hemen ben biraz bakayım ona ya. Şey nerede bu? Çevireceğimiz. Aa bak o tarafı bu da hızlı. Bu taraf hızlı yani. Aynen. Bunu ayarlamak gerekiyor. Biraz daha sallayayım şeyi, yelpazeyi. Odunu orantılı mı olmadı acaba? İki odun var ya orada. Bir çam var, meşe de var. Biri evet. Hızlı yanıyor, biri yavaş yanıyor. Hemen buna ben bir göz kulak vereyim. Tadına bakayım mı? Vereyim mi sana da? Ya şunu bir kontrol altına alalım mı?
Hadi sesini duydun mu? Geliyor sesi. Güzel vallahi ya. Hoşuma gitti benim. Çok güzel bir huzur var burada. Sessizliği dinlemek istiyorum. Bazen videolarda ne kadar bu... sokaktan şey geçiyor değil mi? Bugün daha sessiz. Bir sessizlik var. Şöyle soğuğundan alemsizler için. Bugün pazar diye mi acaba? En şeyi aldın arkadaş. En başta ne aldın? Soğuk olsun dedim. Vallahi çok güzel. Doğal diyet, diyet. Diyet dedim mi gülüyorlar. İşte diyet, sebze dolu içi. Sebze, anam ne oldu hepsi. Bak bak bak, güvercinlere şey yapıyor. Bak bak. Heyecanlanıyorlar. Komşunun güvercinleri var. Bu buranın var, öbürünün var. Bizimkiler nasıl onlara hevesleniyor? Kediler onlara heyecanlanıyor. Şuradan bakıyorlar, baksana. Yakalamaya çalışıyorlar. Evet. Ya, tehlikeli işte öyle. Çok yakın uçuyorlar onlar da. Buraya gelip konuyorlar bir de. Oldukları için oluyor. Hemen böyle gelirler. Ne oldu? Bunlar da pişiyor. Ay, ay maşallah, hırmanlı. Vallahi hiç odun da eksilmiyor içinden. Odun attığını öyle şimdi sonuna kadar bitirir. Ben böyle devam edeyim. Bizim evin hallerinden. Bugün de ıspanak böreği yaptım. Şöyle fazla uzun olmasın. Ekonomik bir börek. Ekonomik 15 liraya akşam yemeği. Unu da mesela 3'e 4'e bölüyorsun. Oradan da 4 oluyordur ya. Hadi 10 lirada una diyek. 15 pardon. 30 liraya. 4 defadan fazla bile yapılmış olabilir, bilmiyorum. 5 kiloluk un değil mi? 5 kiloluk un aldım. 50 küsüre mi aldım? 60'tı. İşte 15, o de 15, bu de 30 liraya 2 günlük yemek. Bu ya bugün yeriz Allah izin verirse. Yarın sabah oluyor. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hep bizimle kalın bir tanelerim. Hadi ben de bunu bit. Evet, onlar da oldu değil mi? Bunlar da oldu, alacak. Üst üste de atabiliriz. Bak, hava soğuk aslında. Şey değil. Hani hava sıcak olsa üst üste atamıyorsun da. Oo süper. Şu bölge fazla ısıtıyor. Ben uzlanayım Nuna. Sen de pişir. Evet. Böreğimi de ye o arada. O arada da böreğimi ye ye yapayım. Horoz sesleriyle. Ispanak da daha çok mu? Var var. Köy, köy. Vallahi köy. Soluyorum, köy hayatı yaşıyorum. Horozlar da bana eşlik ediyor. Hoşça kalın.